Merhabalar, ben Tuğçe. Ben Tuğba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu tarifte muhteşem bir kahvaltılı omlet hazırlayacağız. Denemenizi tavsiye ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim Tuğçe'ciğim. Kanalımıza hoş geldiniz. Çok beğeneceğinizi düşündüğüm güzel bir kahvaltılık tarifimiz var. Birazdan tarife geçeceğim. Çok az malzemem var zaten. Bir adet iri ve sert, muhakkak sert olsun domatesiniz. Çünkü domatesi daha öncesinden kızartırken domates dağılabilir. Benim domatesim gayet sert. Bu arada bu bıçağımı iyi kesmedi. O yüzden bıçağımı değiştireceğim. Ve bıçağımı değiştirdim. Domatesimizi birer santim kalınlığında kesiyoruz. Lezzetini merak edenler, biz bu kahvaltılığa bayıldık. Ben çok sevdim. Ve ben 2 adet de sivri biber kullanacağım. Sivri biberleri 3 eşit parçaya bölüyorum. 3-4 eşit parçaya. Ve şimdi üzerine sosunu hazırlayacağım. Tam 3 kişilik, yani 3 yumurta kullandım ama 4 kişi de yiyebilir rahatlıkla. Yarım çay bardağından biraz daha az sıvı yağ. Yarım çay bardağı süt. 2 yemek kaşığı un, pul biber, karabiber, tuz ve çok az bir şey de kaşar rendesi var. Sıvı yağını ekliyorum. Sütümüzü ekliyoruz. Bu arada bizim küçük yaramazın da sesi geliyor. Yaklaşık tepeleme olmayacak normal şekilde 2 yemek kaşığı kadar un ekledim. Unun topaklanmalarını iyice ezeceğim. Ve sonra üzerine kaşar peyniri de ekleyeceğim. 5 dakikada hazırlayacağınız çayınız demlenirken pişecek ve afiyetle yiyeceğiniz güzel bir tarif. Mutlaka deneyin. Deneyenlerden yorumlarını bekliyorum. Ayrıca videomu buraya kadar izleyenler de yine yorum bırakırsa çok sevinirim. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca kanalımızı beğeniyorsanız lütfen sevdiklerinizle paylaşmayı, bizi önermeyi unutmayın. Şimdi tavama çok az bir şey sıvı yağ ekliyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar diyebilirim. Ve domateslerimi sırayla diziyorum. Domatesleri sadece bir kere çevireceğim. Bir tarafları hafif 2-3 dakika kızardıktan sonra diğer taraflarını çevireceğim. Domates yumuşak bir dokusu olduğu için yağda kızardığı zaman daha çabuk yumuşuyor. O yüzden de başta dediğim gibi sert domates kullanırsanız daha iyi oluyor. Kenarlarına biberleri de yerleştiriyorum. Sivri biberlerimizi de yerleştiriyorum. Ve şimdi domateslerimi çevirmeye başladım. Yine diğer tarafları da 2-3 dakika kızardıktan sonra üzerine sosunu döküyorum. Hazırladığımız sosu yavaşça her yerine gelecek şekilde dökeceğim. Ve daha sonra üzerine bir kapak kapatacağım.
Kahvaltılarınızda farklılık arıyorsanız bence bu tarif tam size göre. Tamamen döktüm hepsini. Ve üzerine bir kapak kapatıyorum. Hafif ocağınızın altını kısarsanız çok iyi olur. Böyle 2-3 dakika piştikten sonra zaten kapağı kaldırdığınızda üzerinin ve altının piştiğini göreceksiniz. Şimdi orayı kameraya göstermedim. Düz bir kapak yardımıyla çevireceğim. Ve diğer tarafını da pişiriyorum 1-2 dakika. Böyle çevirdikten sonra kapağını kapatmanıza gerek yok. Hafif pişmesi yeterli. Ve servis tabağıma alıyorum. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel pişti. Tam ağzımıza layık güzel bir kahvaltılık. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sizlerle yeni yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.